Eğitimin gücünde ikinci bölümde mühendisliği konuşacağız. Kiminle konuşacağız? Konuğumuza hemen hoş geldiniz demek istiyorum. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emin Murat Esin. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Tercih dönemi içinde hem velilere hem de öğrencilere başarılı bir dönem diliyorum. Umuyorum hocam. Şimdi istihdam oranı en yüksek mesleklerden biri mühendislik. Bu uzun yıllardır değişmeyen bir gerçek. Şunu sormak istiyorum hocam. Acaba hangi alanlar yükselişe geçecek? Şimdi salgın dönemi bize pek çok şey öğretti çünkü. Mühendislikle ilgili hangi alanlar sizce yükselişe geçer? Adaylar dikkatle dinliyor şimdi. Çok kolay bir soru değil ama şöyle söylemek isterim. Aslında mühendislik bir bütündür ve bütün alanları birlikte yükselirler. Dolayısıyla bu yükseliş de her alanda devam edecektir. Mesela bir yapay kalp söz konusu olduğunda içerisinde elektronik, yazılım, malzeme gibi birçok farklı unsurlar vardır. Dolayısıyla herhangi bir mühendislik alanı diğerlerine nazaran daha geride kalacak diye bir kaydımız yok. Bence her mühendislik alanı, bir mühendis olarak söylüyorum, benim için kıymetli. Ancak doğal olarak açılım bakımından, ileride diğer meslekleri daha fazla etkilemek bakımından bazı alanlar daha şanslı. İşte elektronik, bilgisayar, malzeme gibi alanlar bunların başında geliyor. Gelecekte de oldukça önemli yer kaplayacak hayatımızda. Evet, çünkü, zaten önemli, önemli. Bu alanda mühendislere artacak. Hep ihtiyacımız olacak. Peki, yeni çağ mühendisleri... Nasıl olmalı hocam? Aday mühendislik tercih edecek belki, gönlünden geçiyor ama ben buna uygun muyum diye de bir düşünce var aklında. Şimdi mühendislik fakültesi öğrencileri aslında bir matematik ve fizik dehşetiyle gelirler bize. Fakat matematik ve fizik bize daha önceki okullarımızda anlatıldığı gibi sadece zihin açıcı, işte zihinlerini geliştirici ve öğrenciyi yorucu unsurlar değil, hayatın gerçekleridir. Dolayısıyla hayatın gerçekleriyle ilgili gözlemleri, tespitleri, çalışmaları ya da merakları olan herkes bütün bu alanları kolayca kavrayabilir ve nereden eksikse orasını tamamlayabilirler. Onun dışında mühendislik merak mesleğidir. Meraklı olmak, etrafı gözlemleyebilmek, buradan sonuç çıkartmak. Çünkü biz birçok ilhamımızı aslında çevremizden alırız, doğadan alırız, başka yerden alırız. İhtiyaçları, sorunları fark etmek gerekiyor galiba, değil evet. mi? Güzel şeyler yapmak önemlidir hayatta. Faydalı şeyler yapmak önemlidir. Bir de insanlara lazım şeyler yapmak önemlidir. Mühendislik aslında bünyesinde bu üçünü birden barındırır. İnsanlığa lazım şeyler yapmak. Evet, lazım bunu şeyler. Bunu unutmamak lazım. Evet. Peki şimdi tam tersini sorayım hocam. Pek çok disiplinle iç içe. Mühendislik, hukuk, mühendislik, sağlık sizin saydığınız gibi. Şunu merak ediyorum. Biz çağın mühendislerini nasıl yetiştireceğiz peki? Mühendislik eğitimi nasıl olmalı? Mühendislik zaten kendi içerisinden çok fazla türeve sahip olan bir alandır. Ve her alan bir başka alanla da, en az bir başka alanla da etkileşim içerisinde gelişir. Dediğim gibi mesela bir tıbbi cihaz söz konusu olduğunda aslında ciddi bir mühendislik yatırımından bahsediyoruz demektir. Ya da hukukta işte yapay zekadan, yazılımdan ya da sosyolojide, psikolojide her neyse bütün alanlarda biz mühendisliğin bir şekilde kolunu, kanadını, gölgesini görürüz. Bu bakımdan her şeyden önce mühendisim diyen insanın zannedildiğinin aksine asosyal olmayıp çevresiyle çok fazla ilgili ve iletişimli olması icap eder ki bu saydığımız alanlardan herhangi bir tanesinde ortaya çıkabilecek problemleri de zamanında teşhis edip bunlarla ilgili bir çözüm türetmek bakımından kendilerine yardımcı olmuş olsun. Dolayısıyla mühendislik genel anlamda çok büyük çapta işbirliği mesleğidir. Peki bu işbirliğini nasıl sağlıyoruz hocam? Yani öğrencinin dediğiniz gibi iletişiminin güçlü olması gerekiyor mühendislerin. Önceden de o asosyal bilirdik ama evet. Şimdi gerçekten çağımızın mühendisleri çok farklı bir kafa yapısına, çok farklı bir görüş açısına sahip. Mesela öğrenci geldi mühendislik okuyor, ona iletişim becerisini nasıl kazandıracağız? İletişim becerisi kazandırmak pratik içerisinde olur. Bu bakımdan da biz çok sayıda öğrenci kulübüne ve etkinliğine sahibiz. Bildiğim kadarıyla 70 küsür tane öğrenci kulübümüz varmış bizim üniversite içerisinde. Tabii bunların bir kısmı sosyal alanlarla daha ilişkili. Dolayısıyla sosyal tarafım zayıf diyen öğrencilerin bunlarla ilgili bir faaliyete iştirak ederek yer almaları ve burada kendilerini geliştirmeleri mümkün. Ama bizim mesela yazılım, robotik gibi daha mühendisçe düşündüğümüz alanlardaki kulüplerimizde de aynı şekilde ekip çalışması mesleğin bir gereği olarak zaten sürmek zorunda.
Kendi alanlarına mümkün olduğu yönelik kulüpler de var. Kendi alanlarına yönelik kulüplerimiz de var ve bunlar son zamanlarda çok başarılı dereceler, ürünler elde edebiliyorlar. Bundan da mutluyuz. Hocam, yapay zekayı sormak istiyorum sizi bulmuşken tabii ki. Evet. Çoğu aday için bu mesleği seçmelerinde belki de onları heyecanlandıran nokta bu. Yapay zeka meselesi. Nereye gidiyoruz? Adaylar bu konuyla ilgili nelere dikkat etmeli? Her şeyden önce nereden geliyoruz diye sormak lazım. Yapay zeka 20. yüzyılın ortalarından sonra konuşulan bir mesele. Ben çok sayıda sunum yapıyorum lise öğrencilerine. Yapay zekanın daha ne olduğunu daha lise sıralarında anlayabilmiş olsunlar diye. Ve orada gösterdim. Kendi çizimim, mütevazı bir karikatürüm var. Yapay zeka lambadan çıkan bir cin değil. Zannedildiğinin aksine bunun arkasında çok ciddi matematik ve mantık gerektiren bir yazılım silsilesi var. Dolayısıyla yapay zeka ile uğraşacağım demek yan tarafta sizden bağımsız ve sizin her dilediğinizde yanınızda olabilecek problemlerinizi çözümleyebilecek bir kütle ya da varlık değil. Sizin geliştirmek istediğiniz, sizin geliştirdiğiniz bir yazılım grubu. Dolayısıyla yazılımcıların çok ağırlıkla uğraştıkları konuların başında geliyor. Ama her meslek yapay zekanın bir şekilde dediğim gibi kanatlarının gölgesinin altında. Çünkü her meslekte zeka gerekiyor. Ne güzel söylediniz hocam. Hakikaten öyle. Ben şimdi sizi bulmuşken bir düşünü sormak istiyorum. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı olarak öğrenciler mühendis olmak istiyorlar ve çeşitli alanlara yönelecekler. İlk önce alana yönelirken kendilerine neyi sorsunlar ve tercih edecekleri üniversiteyi düşünürken nelere dikkat etsinler? Yani mühendislik eğitimi almak istiyorlarsa. Evet. Şimdi kendilerine sormaları gereken sorunun soruların başında ben bu işi yapabilir miyim sorusu gelmesi lazım. Peki bunu nasıl ölçülendireceğiz? Meraklı mıyım? Bir çözüm türetmek için gerekli gayreti ve mesaiyi sarf edebilecek dirayeti kendimde görebiliyor muyum? Bununla ilgili altyapı eksiğimi tamamlayabilecek cesaretim ve zamanım ve de gayretim olacak mı? Çünkü bizim meslekte her şeyi anında bilmek ve söylemek icap etmez. Her zaman bir öğrenme süreci bizim için mümkündür. Evet. İşe alırız. Bilmediklerimizi öğreniriz. Dolayısıyla öğrenmeye açık olmak çok önemlidir. Eksikler kapatılabilir. Nitekim bize de ve bütün okullara da eksik öğrenciler gelir ama zaman içerisinde kendilerini bu bakımdan tamamlayabilirler. Peki üniversite tercihlerinde neye baksınlar? Akademik kadroya mı baksınlar? Yapılan işlere hepsine baksınlar? Birden baksınlar. Yukarıdakilerin hepsi demek mümkün. Akademik kadroya baksınlar. Okulun genel standartlarına ve çalışma şartlarına baksınlar. Bu açıdan söyleyecek olursam benim üniversitemde artık biz vakıf üniversitelerinin eskilerinden birisi sayılıyoruz. Ve oldukça oturmuş bir düzenimiz var. Kampüsümüz çok önemli bir yerde ve çok önemli bir imkanlara sahip. Daha da geliştirmeye çalışıyoruz ve 24 saat yaşanılabilen bir kampüs oluşturmaya çalışıyoruz. Öğretim kadrosu çok önemli. Mesela ben 2006'dan beri küçük bir kesinti dışında bu üniversitedeyim. Ama kuruluşundan beri de dışarıdan ders vererek desteklemek durumundayım. Birçok arkadaşım böyle. Böylelikle bu bize herkesin hangi konuda ne anlatacağını, ne yapacağını, ne yapmakta olduğunu ve dolayısıyla bu üniversiteye nasıl bir katkıda bulunacağını göstermiş oluyor. O bakımdan ben önemsiyorum bunu öğrencilerin incelemesini. Tabii ki laboratuvarlar ve sosyal imkanlar da önemli. Biz özellikle son birkaç yıldır benden önceki dekan hocamızın da gayretleriyle bu konuda önemli mesafeler kat ettik. Kat etmeye devam edeceğiz. Sayın hocam, mühendislik deyince benim aklıma projeler gelir. Hep bağdaştırırım. Projeler anlamında öğrencilerinizi nasıl teşvik ediyorsunuz? Projeler hakkında biz birden fazla şekilde yapıyoruz. Dediğim gibi çok sayıda kulübümüz var. Daha birinci, ikinci sınıftan itibaren bu kulüplere dahil olup burada ciddi çalışmalar yapan ve son zamanlarda Türkiye çapında önemli derecelere giren öğrencilerimiz var. Normalde bu tür projeleri lisansüstü seviyede bekler toplum. Fakat bizde böyle bir şans meydana geldi. Öğrencilerimiz kendi başlarında bir takım şeyleri yapabiliyorlar. Bizim
Sadece öğrencilerin kullanımına açık bir öğrenci Ar-Ge laboratuvarımız var. Burada işte havyadan şeye kadar, CNC frezeye kadar birçok alet sadece öğrencilerin kullanımı için yapılmış. Eğer bir kulüp çerçevesinde ya da başka herhangi bir merak dolayısıyla bir şey üretmek isteyen öğrencimiz olursa, gelip belirli koşullarda, bundan ücreti kastetmiyorum, belirli koşullarda buradan faydalanıp yaptığı şeyi de yanında alıp götürebiliyor. Hı hı. Bunun dışında geçen seneden beri biz yapılan projelerde öğrencilerimizin de bilim adamlarımız, hocalarımızla birlikte resmen proje kadrosunda yer almasını temin etmeye başladık. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü daha bu yaşlarda yapılan bir projenin hem teşvik edici hem de işin aslında öğretici çok önemli özellikleri olduğuna inanıyoruz. Hı hı. Öğrencinin hem de akademisyenle birlikte gelişmesi için bir ortam sağlanıyor. Şimdi birazcık aslında anne babalar ya da yakınlar düşüncesiyle soracağım size. Konuşurken dediniz ki tercih edecekleri eğer mühendislik düşünüyorlarsa üniversiteyle ilgili uygulama alanlarına da baksınlar. Hı hı. Şimdi mühendisliğin uygulama alanı nedir? Neyine dikkat etmem gerekir? Bu takıldı mesela aklıma. Şimdi mühendislikte iki türlü bilgi vardır. Hı hı. Bunlardan bir tanesi çok genel geçer ama çok temel bilgilerdir. Bunları bilmeden olmaz. Yani bir cismi bıraktığınızda yere düşmeyeceğini zannediyorsanız asla mühendis olmamalısınız. Tamam. Ama bunun dışında mühendislik alandan alana değişmekle birlikte zaman içerisinde hızlı gelişimler gösteren bir meslektir. Ve dolayısıyla sizin de yapısal olarak bu değişime ayak uydurabilecek durumda olmanız lazım. Eğer bu şartlar altında kendisini yetiştirebilmiş bir mühendis arkadaşımız, öğrencimiz varsa, hı hı, bu hiç korkmadan dünyanın herhangi bir tarafında bu mesleği icra edebilecek demektir. Ve bütün mühendislik alanlarında bu konuda biz Maltepe Üniversitesi olarak iddialıyız. İddiamızı sürdürebiliyoruz. Mesela bizim bütün bu yapay zeka, işte robotik ve benzeri şeyler arasında, hı hı, tartışmalar arasında biraz göz ardı ettiğimiz inşaat mühendisliği bölümümüz var. Çok önemsediğimiz, daha nispeten yavaş gelişen, değişen bir mühendislik alanı olduğu için yatırım dönemde bakımından, hı hı, belki biraz geride kaldınız ama bu dönem özellikle vurgulamak isterim ki yeni mekanlara ihtiyacımız oldu. Yeni mekan ve yeni laboratuvarlarıyla, hı hı, çok yeni bir inşaat mühendisliği bölümüne sahip olmuş olacağız. Bunu da bir temel mühendislik bölümünün varlığını hatırlatmak bakımından hem öğrencilerimize hem de velilerimize duyurmak isterim. Bunu da hatırlattıktan sonra şunu sorayım hocam size. Mühendislikten bahsediyoruz. Her alanı yükselişe geçiyor. Birbiriyle iç içe dediniz. Peki ya istihdam sorunu? İstihdam sorunu Türkiye'nin sorunu aslında. Hı hı. Bizim yetiştirdiğimiz mühendislerin birçoğu için. Çünkü ilk ağızda herkes kendi ülkesinde çalışmak istiyor ama mühendislik şanslı bir meslek. Birçok alanda burada edindiğiniz bilgiler, bir başka ülkede edindiğiniz bilgiler, edinmek zorunda olduğunuz ya da uygulamak zorunda olduğunuz bilgilerden farklılık gösterir. Özellikle bir takım branşlarda bu bir farklılık vardır. Ve neticede biz dünyada genel geçer bir meslek öğrettiğimize göre dünyanın herhangi bir yerinde icra edilebilir bir meslek vermiş oluyoruz. Evet, hem Türkiye'de hem de dünyanın herhangi bir yerinde icra edilen bir meslek. Hocam çok teşekkür ediyorum. Maltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emin Murat Esin bizlerle birlikteydi. Yarın aynı saatte yine burada olacağız. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim.